Arkadaşlar Eda'yla bugün bir sınav yapacağız. Eda'nın sondan bir önceki dersi. Bakalım bitime bir ders kala nasıl olmuş. Eda'yla ilk kaçıncı derste? Üçüncü derste mi? Dördüncü derste mi? Bir video sizinle çekmiştik. Sizinle ikinci dersinizde. Benimle ikinci dersinde bir video çektik. Onun linkini de alta bırakacağım arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Eda yorumlara biraz takılıyor. İyi yorum yaparsanız çok seviniriz. Evet Eda, şimdi sınav günü buraya geliyorsun. Ön kaput tanıtımını yapıyoruz. Evet. Bagaj tanıtımını yapıyoruz. Sonra aracın içerisine oturuyorsunuz. Burada size birkaç soru soruluyor Eda. Onları şöyle biz de bir tekrar edelim. Şu en soldaki göstergemizin adı? Devir göstergesi. Devir göstergesi. Altında ufak olan? Hararet. Hararet. Şu büyük olan? Hız göstergesi. Benzin göstergesi. Ne kadar benzin var depoda? Yüzde olarak söylersen. Ortalama? %10, %20, %30, %40. %40. Güzel. Tamam. Şu? Dörtlü flaşörümüz. AC neydi? Klima. Klima. Süpersin. Ön cam rezistansı, arka cam rezistansı. Kaç vites var araçta? 6 vites var. 5 ileri, 1 geri. Kaç fren var? 2 fren var. El freni ve ayak freni. Sol sinyali verelim Eda. Kapatalım. Sağ sinyali verelim. Kapatalım. Kısa farlar nereden yanıyor buradan Eda? Yakalım kısa farları. Yaktın mı? Evet. Uzun farları yakalım Eda. İleri ittiriyorum. Evet, yandı. Uzunları da kapatalım. Tamam. Şimdi Eda bu soruları sorduktan sonra hoca sana kalkış yapalım diyecek. Ön kaput, bagaj ve bu aracın iş tanıtımı, toplam 4 tane bilmeme hakkın var. 5.'yi bilmediğin takdirde maalesef sürüşe başlayamıyoruz. Tamam mı? Onun için şu ana kadar iyisin. Ön kaputu göstermedik ama az önce saymıştık. Evet, bir önceki turda saymıştık. Tamam. Şimdi kalkış yapabiliriz Eda. Önce el frenimi indiriyorum. Aracımız çalışıyor değil mi bu arada? Az önce çalışır bıraktığımız için. Biri gösteriyor. Çalışıyor. Süpersin. Demek. Çalıştıktan sonra gerisi sende. Hadi bakalım. Tamam. El frenimi indiriyorum. Süpersin. Sinyalimi veriyorum. Harikasın. Vitesi takıyorum. Çok iyi. Şimdi kalkış Yolu yapabiliriz. Kalkıyorum. Sınav günü Eda hoca konuşabilir de konuşmayabilir de. Bilgin olsun yani. Sen konuşmayı seviyorsun ama hoca konuşmazsa sen konuştur hocayı. Tamam. Heyecan yapmak istemiyorsan tabii. O iş bende hocam. Tamam. Sınav günü solu zaten kullanmıyoruz. Eğitimlerde de olduğu gibi aklında bulunsun. Olabildiğince sağdan kontrollü bir şekilde gidebilirsin. Hata yaptıktan sonra inşallah olmaz. Olursa ben hata yaptıktan sonra uyaracağım seni, tamam mı? Tamam. Bir sınav modu olsun çünkü. Sınav sessizliğini böyle. Sınav sessizliği. Evet, sınavda hoca konuşmazsa böyle bir sessiz bir ortam oluşuyor. Evet, kasislerden gayet uygun hızla geçtik, değil mi? Sınav günü Eda, burası biraz yoğun olabiliyor. Sınav günü olduğu için sürücü adayları çok oluyor burada. Önünüzde giden araç ile aranızda takip mesafenizi koruyun. Öndeki araçlara çok asla yanaşmayın. Hızın 20'nin altına düşerse kesinlikle biri al, biriyle yürüt. Yani birinci vites evet sadece kalkışta kullanıyoruz ama çok yavaşladığı zaman da birinci vitesi alabilirsin. İlla 2 ile yürütmenize gerek yok. Kırmızı yandı, durduk değil mi? Bu durma mesafen burası iyi değil mi? Burası güzel, sıkıntı yok. Az daha ileride de durabilirsin. Eğitimlerde de söylemiştim bak, bu ışık yeşil yandı. Arkada öndeki de var. Yeşil yanıyor. Buradan oraya gidene kadar orası tekrar kırmızı yanabilir. Sınavda bunu hatırlatmıyorlar. Buna dikkat et. Bir de önündeki araç kalkana kadar tekrar kırmızı da yanabilir. Yani en önde sen varsan çok sıkıntı yok ama önünde başka bir araç varsa o kaldırana kadar kırmızı da yanabilir. Dikkatli olacağız, tamam? Evet, buraya geldik. Işığa bir daha baktın. Süpersin. Yeşil yandığı için devam ettik. Çok iyi. Döndükten sonra sağ ya da orta. Canın hangisini istiyorsa. Ortalama kaç kilometre hızla gidiyorduk sınavda Eda? 30. 30-40 arası değil mi? Buraya geldikten sonra ne demiştim Eda? Sağ şeride kayabiliriz. Çünkü ileride ilk yapacağımız hareket park hareketi var.
hoca burada uyarabilir, bilgin olsun yani sağa geç diye, ama demezse sen kendin burada sağa geçebilirsin. Evet Eda, bir numaralı duba müsait gibi görünüyor. Giderken ilk bir numaralı dubaya yapalım. Evet, duruşta sinyal verdin, durdun. Ayarın güzel. Biraz dışarıdayım. Sıkıntı yok. Olmazsa manevraları kendin yaparsın. Geri vitesi aldık. Çok iyi. Çok iyisin. Ayarı yaptık. Bir numaralı dubayı tam ortaya hizaladık. Değil mi? Kelebek camı hizaladık. Evet, kelebek camın tam ortasına hizaladık. Burada durunca arkadaki hoca da iniyor arabadan, bilgin olsun. Bu pek olmayacak bu fark. Bence olacak. Öyle mi? Evet. Bir beğenmedim. Oldu mu? Evet. Oldu. Hani olmayacak demiştin. Tamam. Oldu. Olmazsa ileri geri manevra hakkın var, var Eda, evet. Bilgin olsun. Yaklaştırmak için, tamam mı? Tamam. Olup olmadığının kararını kim veriyor? Sen veriyorsun değil mi? Yani bakıyorsun en son tamam hocam. Tamam diyorum. Hoca dışarıdan onaylarsa. Onaylarsa anla ki oldu. Çıkış yapıyoruz. Devam edelim şimdi Eda. Arkadaki çıktıktan... dubayla mesafem de iyi. Tamam. Evet iyi. Şu sensör var burada, bilgin olsun. Buradan da bakabilirsin. Onu videolarda fark ettim. Evet. Burada hiç fark etmemiştim videolarda. Videolardan fark ettim. Demek videoların da katkısı oluyor. Tabii ki. Burada mesela çıkış yapacağız ama Eda, baktın ki yol dolu, çıkma. Bekleyebilirsin. Şimdi çıkabiliriz Eda. Acele asla etmiyorsun. Topla hemen. Çok iyi. Burada çıktıktan sonra bir durursun. Hocalar aracı alırız, sonra devam edersin. Tamam. Evet. İlk işlemimizi güzelce yaptık. Değil mi? Evet. Vites değiştirmelerin çok güzelleşmiş Eda. Hiç sarsmıyorsun bizi. Çok iyi. Bak değil mi? Azıcık bile geçecek olsak ne yaptık? Sinyal yani. Kullandık. Aynaya baktık. Evet. İkinci hareketimiz L park yapıyoruz Eda. Burada da kontrollü bir şekilde, bak dikkat ettin mi, kesikli çizgide şerit değiştirdik. Bu da çok güzel. İlk L parkımız müsait Eda. İlk L parka da L park hareketini yapalım. Şeridini ayarlayarak gidebilirsin. Durduktan sonra arkada oturan hocalar arabadan iniyor, bilgin olsun. Gidelim öndekine Eda. Öndekine gidelim. Evet, durduk. Çok iyi. Geri vitesi aldınız. O da güzel. Sinyal de kapattık. Bundan sonrası senin Eda. İstediğin kadar yavaş olabilirsin. Hocalar sana niye yavaş geliyorsun demez. Yeter ki ayarları kaçırmayın. Tamam. Sizi acele ettirtmezler. Ettirtirlerse de tamam deyin ama etmeyin yine. Sadece sözel olarak tamam hocam. Anlaştık. Kamyonun geçmesini bekliyorum. Sıkıntı yok. Solda zaten dubalar olacağı için Eda. Kamyon gelemeyecek. Tabii kamyon mecbur dubaların solundan gidecek. Sınavda olmuş olsaydık. Çok iyi. Aracımız dik oldu. Durduk. Direksiyonu güzel. 1,5 tur topladık ki lastiklerimiz düzlensin. Durmamızdaki amaç da o. Lastiklerimiz düzlensin diye durduk değil mi? Çok iyi. Yaklaşık 1,5 metre kadar da geri geldik. Tamam, bitti. Harikasın. Şimdi çıkış yapabiliriz. Evet arkadaşlar, gördünüz. Önce sinyal verdi. Kalkış vitesi olan 1'i aldık. Ve fark ettiyseniz düz devam ediyoruz ileri doğru. Ne kadar gidiyorduk Eda? Bu duba aynayla... Süper. İşte oldu. Öndeki duba aynayla yan yana gelince durduk. Direksiyonu sonuna kadar sağa çevirdik. Biz sağa çıkacağız ya da çıkabiliriz. Solda zaten dubalar olacaktı.
Yok, değmez. Bu şeyde, yok, değmez. Şimdi burada bir duralım Eda. Hocaları alalım. Evet, hocaları aldık. Evet. Şimdi kalkış yapıyoruz. Süpersin. Bak sinyal. Genelde burada sinyalden kalıyor adaylar. Düz devam edeceğin için aynaya bakmana gerek yok, değil mi? Devlet bu yolu bize de yapmış Eda, değil mi? Biz de kullanabiliriz. Burayı geçtikten sonra Eda diyorum ki tamam, bu öğrenci bu sınavı geçti. Zor olan iki şeyi başardı. Dört Duba Park ve L Park. Sen normalde çok konuşurdun Eda. Bir video çekelim video dedik hemen. Video hocam heyecanlandı ve... Ben öğrenci olsam acaba hiç derse gelmemiş olsaydım acaba bu hoca arabanın içinde ne konuşuyor, ne anlatıyor diye merak ederdim. Evet, şimdi şöyle, benim arkadaşım var, o da hemşire benim gibi. Diyor ki ben diyor çok hatalar yaptım diyor ama diyor çok konuştuğum için diyor hocalar hiç fark etmedi. Fark etmediler. Ettilerse bile diyor şey yapmadılar diyor, bence beni sevdiler o yüzden diyor. Ben normalde konuşurken yola konsantre olamam. Yani kendi ehliyet aldığım zaman öyleydi. Dua ederdim ki hoca benimle konuşmasın. Ben konsantre olayım, öyle kullanayım. Arkadaşlar aslında sınav çok rahat. Gerçekten heyecanınızı yenebilirseniz, aynı eğitimdeymiş gibi, eğitimdeki hocanız yanınızdaymış gibi, zaten genelde bizler de araçta oluyoruz. Onun için çok heyecan yapmanıza gerek yok. Hocalar da sizin bizim gibi insan yani. Siz sakin olup hatasız bir şekilde, tabi ufak tefek hatalar olabilir, onlar görmemezliğe verilebiliyor ama aşırı ya da bariz bir şekilde hatanın olmaması gerekiyor. Bunu da sakin olarak başarabilirsiniz. Ben Eda şunla da çok karşılaştım. Kesin geçer dediğim aday gidip kırmızıda geçip kaldığını gördüm. İşte bir anda ya da heyecanlar. Evet, ya da kesin kalır dediğim aday, yani sürüşü biraz zayıftı. Sınavda sakin, acele etmeden, parklarda istediği kadar yavaş hareket edip geçen adayım da oldu. Her süre baştan sona kadar 35 dakika, yani turu bitirmedin sıkıntı değil. Sürenler de doldu, orada sınavın bitiyor. Onun için acele etmenize gerek yok. Geçişlerini fark ettin mi? Çok iyi değil mi? Evet, artık onun taktiğini çözdüm çünkü. Çok iyi. Yani hiç sıfır silkelenme. Debriyajdan çok yavaş kaldırıyormuşum ayağımı. O seriliği yakaladığın zaman zaten fark ettiysen silkelenme olmuyor. Ani fren yapmayalım Eda. Olur hocam. Artık onu son derse saklayalım. Olur. Son dakika deneme yaparız. Tamam. Bak dedin ya hocam yazı yazıyor mu diye. Gördün mü? Gördüm yapmayacağız hocam. Ama düz devam edelim. Öyle gördün mi? MTSK tamam. Ani fren alanı. Tamam. Yazıyı sormuştun ya hocam yazı yazıyor mu diye. Sol şeride kayalım şimdi Eda. Sol şeride kayalım der mi hoca burada? Yoksa burada ani fren yapacağın için sen zaten kalkış yapacaksın. Yani %80'i söyleyebilir ama söylemezse bile sen burada ani fren yaptıktan sonra aşağıki döner kavşaktan döneceğini bil. Onun için önce ortaya sonra sola kay. Dönüş yapacağız Eda. Ne yapman gerekiyor? Çok iyi. Çok güzel. Sakin olduğum müddetçe bak hiçbir sıkıntı olmadı. Süpersin. Bu yol değil mi? Yapılır mı biz sınava girene kadar? Yapılmazsa bile sen kontrollü bir şekilde baktın ki aşağıdan araba geliyor, ona göre ayarlarsın kendini. Şu anda mesela bir durayım mı durmayayım mı diye bir tereddütte kaldım. Bence böyle durumlarda kesinlikle durun. Evet, bak şu an durdun, hiçbir sıkıntı olmadı. Ve şunu hep söylüyordum eğitimlerde. Aşağıdan gelen araba varsa aracını durdur. Risk alma. Süren dolduğu zaman zaten baştan sona kadar kullanmak zorunda değilsin. Senin kullanacağın süre 35 dakika. 35 dakika nerede doldu? Orada sınavın bitiyor. Onun için hızlı gideyim, sonuna kadar kullanayım değil. Burada da, şurada bir tane 20 ile gitsek hep hızlanır 20 mı? 20 olmaz. 30, 40. Evet, burada biraz hızlanalım Eda. Bir 3'e attıralım burada.
Hızlanıp 3 alacağız. Çok iyisin. Debriyajı bırakıyoruz. Gaz vermeye devam. 3 aldıysak da Eda aklında bulunsun. Tabii bunu eğitimlerde söylemiştik ama yine tekrar. Zaten şu anda eğitimdeyiz. 40'ın altına hızını düşürmemeye çalış. Diyelim ki önünde yavaş giden bir araç var. 40'ı geçmemen gerekiyor. O zaman tekrar 3'ten ikinci vitese alabilirsin. Ki hocalar zaten sana vites küçült demez. Yavaşladığın zaman, hızın 40'ın altına düştüğü zaman vitesini küçültmen gerekiyor. Sağ şeride kayalım şimdi. Duralım burada Eda. Çok iyi. Aklında bulunsun Eda. Burada 3 ile de durabilirsin. İlla bir alim durayım değil. Tamam mı? Tamam. 3 ile durursun. Kalkış yaparken tekrar 1 ile kalkış yapabilirsin. Şimdi kalkış yapabiliriz. Evet arkadaşlar, bu rampada durdurmaların amacı dururken sinyal verecek mi? Kalkış yaparken gördüğünüz gibi sinyal kullandık. Yarım debriyajı bulduk. Geri kaçırmadan, stop etmeden aracımızı kaldırdık. Burada bir kere yaptırıyorlar Eda bunu. Doğru bir şekilde yaptığım müddetçe sıkıntı yok. Çok iyi. Süper. Sağ boş olduğu için sürekli sağı kullanabiliriz. Ortaya geçmeyeceğimiz için sinyali kapattık. Güzel. Dönüşe yaklaşırken de ne yaptık Eda? Gazı kestik ki kontrollü bir şekilde girebilelim, değil mi? Eda bugün bir Snickers yedin geldin. Maşallah. Uykunu aldım hocam. Uykunu aldın. Ben çok uykusuz geliyordum sürüşlere. Bence sen o zaman hep uykunu al öyle gel. Tabii Eda. Ki. Zaten son bir dersimiz kalmış, bir de sınav. Farkındaysanız hep 3 derslerinde bir şey oldum. Rahat rahat gelmeye başladım. Evet. Sabahkiler falan. Sabah uykunu tam alamıyorsun demek ki. Evet. Nöbet, ortadan gidebiliriz nöbet Eda. Nöbet çıkışı olarak da nöbet çıkışı geldiğim de oldu. O zamanlar biraz tabii eksik yönlerin oldu sanki. Tabii ki. Tamam. Önceki videondan belli oluyordur. Eda bu seviyelere geldi arkadaşlar. Önceki de bence çok iyiydi ama yorumları ben çok yani okudum ama dikkat etmedim öyle eleştiri anlamında yorumlara. Ya da gözümden kaçtı. Şimdi ileride geri çalışması yapacağız Eda. İş makinesini geçtikten sonra sağ şeride geçelim. Şu ortadaki dubanın yanında duracağız Eda. Arkadaki şu dubaya kadar geri geleceğiz. Çok iyi durdum ben. Evet, duruşun çok şey, iyi. Yakınlığın da çok güzel. Güzel oldu bu sefer. Geri vitesi aldık. Arkadaşlar, yorumlara çok yazılıyor. Hocam dörtlü yakmamız gerekiyor mu? Arkadaşlar, yine YouTube videolarımın içerisinde sınavda ne yaparsam kalırım ya da ne yaparsam kesin kalırım diye bir video vardı. O videoya bakın da bakın, sınav değerlendirme formunda dörtlü diye bir madde yok. Onun için dörtlüler zorunlu değil. Dörtlü yakmazsanız kalmıyorsunuz. Evet, güzel. 25 metre geri geldik. Öndeki dubada durduk. Buraya kadar düz bir şekilde geri geldik. Şimdi devam edelim Eda. Hocam ani fren yaptığımızda mesela şu an ani durdum ya, bir problem olur mu? Niye bu kadar? Yok. Ani? Hiç sıkıntı olmaz. Genelde bu geri gitmeden sonra da Eda sinyali unutuyorlar ama sen vermişsin. Tebrik ederim. Bitti. Tek hatamız, yani hata derken özür dilerim. Tek zor yerimiz ileriki dönel kavşak kaldı. Değil mi? Evet. Sen az önce oradan çok güzel dönmüştün ama. Aynı performansı bu tur için de bekliyorum. Ortadan gidebilirsin Eda. Ehliyet aldıktan sonra sanki sürekli solu kullanacağın gibi bir his var Eda içimde. Sen yapmazsın değil mi öyle şey? Hocam benim işim belli. Diyorsun. İleride sağdan aşağı doğru gidiyoruz. Döner kavşak. Yoğun trafik vardı ya az önce. Evet. O kavşaktan bahsettim.
Burada da güzel sinyalin yanıyor değil mi? Dönüş yapacağımız için sinyalleri unutmuyoruz. Korna çalanlara diyor mu? Herhalde sana çalıyorlar diye. Hemen üstüne alınıyor musun? Yok. Alınmıyorsun değil mi? Git 5 dakika beklesin hocam. Evet değil mi? Bizim öğrenciler öyle değil. Korna çalınca zannediyorlar ki hemen yapman gerekir. Yapacağın davranışı. Burada da mesela bak araçlar sağda duruyor değil mi Eda? Birazcık sola kaydık ama çizginin dışına çıkmadığın için sinyale gerek yok. Hafta sonu olmasının bir avantajı da okul olmadığı için okul geçitlerinde genelde öğrenci olmuyor değil mi? Şimdi az önce vardı ama karşıdan karşıya geçiş yapmadıkları için yol vermedin sanki değil mi? Sanki geçen günkü sürdüğümüzde de öğrenciler yoktu. Bugün var. Aynı bu saatte mi kullanmıştın? Evet. Okul çıkışı belki bugün farklı olabilir. Bu yeni sistem çok farklı. Biz bir giderdik, herkes aynı saatte çıkardı. Şimdi her saat başı çıkanlar var. Evet, yeni sistem. Ben 15 yıl oldu vallahi bitireli liseyi. Doğrudur. Sakarya Üniversitesi'ni herkese tavsiye ederim. Dünyaya bir daha gelsem bir daha Sakarya Üniversitesi'ni okumak isterim. Gerçekten akademik kadromuz falan çok iyiydi. Ben çok memnundum. Sol şeride kayalım. Yani bizim hocalarımızın çoğu... Ama mesela şu an kesik çizgide yine geçebilir miydim orada? Sadece kesik çizgilerde şimdi mi geçebilirim? Burası birazcık sıkıntılı bir şey. Yani geçmezsek diyelim trafik var. Geçemedik. Mecbur geçeceğiz. Çok iyi. Bak ne güzel. Yavaşladığın için biri alıyorsun değil mi? Hiçbir sıkıntı olmuyor. Genelde bu kavşaklardan çok korkulur. Arkadaşlar burada yavaşlayacaksın. Hızın 20'nin altına düştüyse birinci vitesi alırsın. Bekleyelim daha. Onlar geçsin. Kavşak biraz boşalsın. Şimdi bundan sonra yürütebilirsin. Sınavda da bu şekilde. Acele etmene gerek yok. Sakin olabilirsin. Dönüşlerde zaten gaz kesinlikle ne yapmıyorduk? Kullanmıyorduk değil mi? Bak gaz vermemene rağmen araç yürüyor değil mi? Dizel araç olduğu için. Çok iyi. Sağa da baktın. Gelen yok. Süpersin. Mükemmel bir dönüş. Birinci viteste olduğu için ne kadar güzel döndü. Çok iyisin. Hangi şeride geçelim Eda? Soldan gidelim ama sağ tarafta parkımız bitiyor. Evet, onun için kontrollü bir şekilde sağa doğru kayıyoruz. Evet Eda, hatasız bir sürüş yaptın diyeceğim ama daha sınavın bitmedi değil mi? Evet, daha duracağız. Evet, daha duracağız. Peki yolun ortasında 35 dakikamda olsaydı dur diyecektim. Sağda orada bir kenara çekip öyle durman gerekiyor, tamam? Tamam. Veya git başa kadar der mi? Yok. Bu aracın arkasında duralım. Kırmızı mı? Yok şu bizim Opel'in mi? Azıcık sollu, sollu. Opel'i tamam duralım. Sonradan fark edelim. Duralım. Vitesi boşa alıyoruz. Vitesi boşa aldım. Eda son dakika golü yedin kız. Sinyal vermedin ya. Ay! Hocam içimden bir ses diyor ki buraya kadar gelmeyeceksin diyor. Diyorsun. Kesinlikle. Çünkü ben hızlı kullandığıma bakmayın şimdi. Ben tamam sen 30'la baktın. 30'la gideceğim. Baktım son dakika geldin sinyal vermiyorsun. Bir öksürürsem anla ki sinyal tamam, verdin. Tamam hocam. Artık gerek var mı hocam? Kemerle dokunmaya sinyallerine. Gerek yok. el frenimizi de çekiyoruz. Çektim. Vitesimi boşa aldım. Kontağımı kapatıyorum. Kapatıyorsun. Evet Eda inşallah sınavda da bu şekilde kullanırsın. Direksiyonumu düzeltmedim bir problem var mı? Sıkıntı olmaz. Tamam. Buraya kadar getirdiysen aracı güzel stop edip el freni çektiysen sıkıntı yok tamam. Hocam şimdi geçti mi sizce? Sınavda başarılar diliyorum Eda ama bir dersimiz daha var. O derste evet. Full sınav gibi. Evet daha güzel olacak inşallah. Evet hocam. Kendine iyi bak görüşmek üzere. Siz de hocam görüşürüz.